Sizden en başından itibaren bir dinleyelim mi? Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma nasıl başladı? İlk önce ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ki bu gündemi siz tartışmak için beni davet ettiniz ve tabii ki benim de görevim, bizim de görevimiz ki her zaman bu konuları tartışalım, konuşalım ve daha çok kamuoyuna duyuralım ki herkes gerçeğin ne olduğunu öğrensin, bilsin. Bildiğiniz gibi 12 Temmuz tarihinden başlayarak Ermeniler Azerbaycan sınırında, Tovuz bölgesinde ateşkesi bozdular ve Azerbaycan sınırlarını, köylerini ateş altında tutmaya başladılar. Ve en büyük sorunu ki bu adını söylediğimiz bölge, yani Tovuz bölgesi, Dağlık Karabağ bölgesi de bayağı farklı bir arazide. Yani Dağlık Karabağ'a ait olan bir bölge veya şehir veya il değil Tovuz. Tovuz direkt Ermenistan-Azerbaycan sınırında olan bir bizim ilimiz ve daha çok Gürcistan sınırına da yakın bir bölge. Biz Ermeniler tabii ki burada ateşkesi bozmak ve buradaki köylüleri buradan kaçmasına neden olmak istediler ve tabii ki buraları işgal ederek yeni topraklar kendi arazilerine katmaya cehdinde bulundular. Ama şükürler olsun ki Azerbaycan ordusu bu çatışmanın karşısına alabildi ve Ermenistan'a çok büyük kayıplar yaşatarak Ermenileri yerlerine oturtmaya bacardı. Maalesef bu çatışmalar zamanı bizim şehitlerimiz oldu ve aynı zamanda bizim dinç vatandaşımız da evine atılan top mermisinden sonra o da şehit oldu. Tabii ki Ermenilerin de çoklu sayıda etkisi var ama bildiğiniz gibi hep Ermeniler kendi kayıtlarını gizliyorlar. Onlar kendi halkına kayıtlarını net olarak belli etmiyorlar. Ama şükürler olsun ki bu son bir hafta müddetinde Azerbaycan halkı ordunun yanında oldu ve sizin de haberiniz var. Azerbaycan halkı, gençlerimiz bir ordumuza destek mitingi yaptılar ve Azerbaycan'ın her tarafından bizim Ali Başkomandanımızın emrini Burada bekledikleri sıralarına gönüllü olarak yazılmak için direkt başvuruda bulunuyorlar. Yani bu başvuru yapan bizim vatandaşlarımızın, gençlerimizin içerisinde hanımların da, yani bayanların da sayı baya çok. Yani bu da çok büyük ilgi çekiyor. Yani bu son bir hafta bir hafta müddetinde tüm dünyanın gözü Azerbaycan'da, Tovuz'da oldu. Maalesef bu çatışmaları ilk başlatan Ermeniler olsa da onlar daha sonra kamuoyuna sanki bu çatışmanı Azerbaycan tarafı başlatmış gibi göstermeye çalıştı ve tüm uluslararası teşkilatlara da başvuru yaparak Azerbaycan'ı durdurmaya çağırdı. Yani gördüğünüz gibi her şeyi yapan Ermeniler ama yaptıklarını da Azerbaycan tarafının üzerine bırakmak isteyen de Ermeniler oldu. Ve tabii ki Azerbaycan ordusunun gücünü gördükten sonra da Ermeniler mecburen kendi taraflarına çekildiler ve şu an bizim sınırlarımızda ateşkes bergara olmuş ve şu an nispi olsa da sakinlik. Ve biz ama Ermenilerden her an yeniden bu savaşın başlamasını veya onların atışmanı yeniden başlayacaklarını beklediğimiz için tüm Azerbaycan ordusu hazır hale gelmiş. Ve ben fırsattan istifade ederek tüm şehitlerimize Allah'tan bir daha rahmet diliyorum. Ve çoklu sayıda yaralı askerlerimiz var. Onlara da Allah'tan şifa diliyorum. Ve bildiğiniz gibi savaşın, yani bu çatışmanın ilk gününden ilk olarak Türkiye devleti, Türkiye halkı Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. Ve hem Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, Sayın Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız direkt kendi konuşmalarında Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirttiler. Azerbaycan'a destek verdiklerini söylediler ve Azerbaycan'ın sorununun kendi sorunları olduklarını tüm kamuoyuna bildirdikten sonra artık dünyada bizi istemeyen güçler de artık anladılar ki Azerbaycan'a kimse bir şey yapamaz. Azerbaycan topraklarını artık kimse işgal edemez. Hem de bildiğimiz gibi bu yalnız Azerbaycan-Ermenistan sorunu gibi de bakmayalım buna. Çünkü bu uluslararası bir sorun olarak bence baksak daha iyi olur. Çünkü Ermenistan küçük bir devlet. Ermenistan'ın nüfusu da çok küçük. Aslında Ermenilerin orduları da çok zayıf. Azerbaycan ordusuyla bir Mukayese mukayese edildiğinde. edersek. Yani burada mutlaka biz dışarıdan da
bir nedenler aramamız lazım. Bildiğiniz gibi Ermenistan ordusunu zaten bu hale getiren ona hep destek olan devletler ve silahları da hep onlara hediye olarak veriyorlar. Zaten biz hiçbir zaman Ermenilerle savaşmadık. Maalesef Ermenilerin büyükleriyle, Ermenilere hep destek olan güçlerle, devletlerle savaştık. Ve 30 yıla yakın da bu Dağlık Karabağ sorununun devam etmesinin de nedeni büyük güçlerin bu sorunu henüz çözmek istememeleri. Yani biliyorsunuz Minsk grubunun bir başa olarak kuruluş nedeni Dağlık Karabağ, Azerbaycan-Ermenistan sorununun çözümünü halletmek. Ama maalesef onlar yalnız bölgeler, seferler ve ülkelere seferler düzenliyorlar. Devlet başkanlarıyla görüşüyorlar ve bir sonuç yok. O yüzden de defalarla bizim Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de Minsk grubunun faaliyetini tenkit etmiş ve söylemiş ki biz artık boşuna bu danışıkları devam ettirmek istemiyoruz. Biz sonuç istiyoruz. Çünkü bizim 1 milyondan çok göçmenimiz var ve Azerbaycan devleti artık uzun yıllardır onların geçimini sağlıyor. Onlar için ev ve diğer lazım olan hayatı vacip olan malzemeleri temin ediyor. Yani bu Azerbaycan devleti için çok büyük zor. Yani mukayese etsek Avrupa, Suriye ve diğer ülkelerden göçmenleri kendi ülkelerine gelmesini istemedi. Tüm 3 milyondan fazla Suriyeli göçmeni Türkiye üstlendi. Yani biz artık 30 yıldır 1 milyon göçmeni yani kendi devlet gücüne saklıyoruz. Hakikaten bu çok zor. Devlet için çok büyük güç ama biz bunu tabii ki yapmalıyız. Çünkü göçmenlerin hepsi Azerbaycanlılar, Türkler, bizim kendi kardeşlerimiz. Ama bu sorunun bir an çözülmesi lazım. Maalesef büyük güçler ve en esası da Amerika, Fransa, Rusya maalesef bu sorunu çözmüyorlar. Yalnız sülh olmasını istiyorlar ama biz sülh yok. Biz kendi topraklarımızı, Karabağ topraklarını istiyoruz. Ve bu dönemde Azerbaycan kendi ordusunu tamamen yeniden kurmuş ve modern harp makinelerin hepsi Azerbaycan ordusunda şu an bulunmakta. Yani o yüzden de Azerbaycan'ın ordusunun 48 saat bir hafta müddetinde tüm Azerbaycan topraklarını tamamen işgalden azat etmek kapasitesi ve gücü var. Ve Azerbaycan ordusu dünyanın 50 en güçlü ordusu sırasında. Yani bunları Ermeni tarafı da çok iyi biliyor. Ve o yüzden de ben söylemek istiyorum ki yani bu çatışmanın çıkmasını direkt Ermeniler kendileri isteyemez. Çünkü yine diyorum onları mutlaka tetikleyen, onları kışkırtan bir güç veya güçlerin olduğunu ben zannediyorum. Hem de aynı zamanda biz Tovuz ilinin yerleştiği bölgeye bakarsak, Tovuz yine söylediğim gibi Dağlık Karabağ'dan tamamen yani yakın değil, aralı bir mesafede olan bizim ilimiz ve stratejik bir il, şehir. Çünkü Tovuz'dan Azerbaycan'ın tüm uluslararası projelerinin boru hatları, tren yolu ve bizim Gürcistan ve Türkiye'ye giden karayolumuz hepsi Tovuz'dan geçiyor. O yüzden de ben düşünüyorum ki bunların maksatları bu arazini işgal etmek veya buradaki en önemli zirveleri yani dağları tutmak ki daha sonra buradan geçen bu petrol hattını, doğalgaz hattını ve aynı zamanda bizim karayolunu ve tren yolunu tamamen mahvetmek veya daha sonra masada danışıklara mecbur etmek ki burada da tabii Türkiye'nin de marakları var. Çünkü biliyorsunuz Azerbaycan tüm kendi uluslararası projelerini Türkiye ile birlikte yapıyor. Ve Türkiye'nin enerji güvenliği de bir baş olarak bu projelerden aslı. Yani eğer 10 sene, 15 sene bundan önce biz baksak Türkiye doğal gazını, petrolünü nereden alıyordu? Hangi ülkelerden tedarik ediyordu? Şimdi ise tamamen bu rakamlar değişmiş. Yani şu an artık Türkiye eskisi gibi çok sayıda devletlerden aslı olan bir devlet değil. Artık enerji sorununu bile artık Azerbaycan'dan gelen bu boru hatlarla çözüyor. Aynı zamanda artık Çin'den direkt Avrupa'ya giden tren hattı bile artık Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçiyor. O yüzden de burada artık gördüğünüz gibi çok yani bize henüz belli olmayan gelecekte tam olarak bileceğimiz nedenler var. Yani aynı Politik nedenler, zamanda evet stratejik. politik nedenler var çünkü bu çok stratejik bir yer Tovuz. Aynı zamanda biliyorsunuz bugün dünyanın gündeminde Ayasofya Camisi gündemi var.
ve Türkiye'nin Ayasofya'da yeniden namaz kılınacağını ilan ettikten sonra tüm Hristiyan dünyası Türkiye'nin üzerine geldi. Çok az sayıda devletler Türkiye'ni destekledi. Çünkü bu Türkiye'nin dahili işi. Yani kendi dahilinde istediği kararı kendisi verebilir. Evet. O yüzden de ben düşünüyorum ki burada bu Ayasofya'nın da Ayasofya'da kılınacak 24 Temmuz'daki ilk cemaat namazında neden olabilir ki? Onlar yani büyük güçler belki de Türkiye ile daha sonra danışıklara gitmek, Türkiye'ye müeyyen tezikler etmek ve Türkiye'ni bu emelinden taşındırmak istediğinden de yapabilirler. Aynı zamanda da Azerbaycan ve Türkiye stratejik bir devletler. Tabii ki Azerbaycan'a değecek bir zarar hemen Türkiye'ye de alakalı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Recep Erdoğan da bunu belirtti ki bu mümkün değil. Çünkü biz izin vermeyeceğiz ki Azerbaycan'ın bir karış toprağı bile işgal olsun. Ve bu yüzden de bence burada maksat aynı zamanda Azerbaycan'ı yıpratmak ve Türkiye'yi de zor durumda bırakmak. Evet. Şunu soracağım. Peki Ermeniler o sınırdaki köylere zarar verdi sanırım. Siz de sayfanızda paylaşmıştınız. Birkaç fotoğrafları ben de gördüm. Ama köylüler buna rağmen sanırım köylerini terk etmiyorlar. Aysu Hanım, ben belirtmek istiyorum ki tüm sınır boyunca olan köylerin hepsinde bizim köylülerimiz tarımla geçiniyorlar. Hepsi burada kendi hayvanlarını beslemek için veya tarım arazilerinde mahsul almak için bu dönemde onlar çok çalıştıkları bir dönem. Yani bu ilk defa yapılmış bir şey değil. Yani kaç senelerdir Ermeniler hep bu dönemde bizim köylülerimizi o topraklardan kendi mahsullerini almaya izin vermiyorlar. Sürekli onları ateş altında tutuyorlar. Hem iri çaplı kulemiyotlardan, silahlardan aynı zamanda top ateşlerinden tutuyorlar ki bizim vatandaşlarımız oradan kendi mahsullerini almasınlar. Ve kendi köylerini bırakıp diğer yerlere, şehir merkezine veya diğer köylere taşınsınlar. Ama bizim biliyorsunuz Türk milleti hiçbir zaman toprak vermez, topraklarından çekinmez. Hatta bu bir hafta boyunca olan olaylarda da hatta evleri tamamen mahvolmuş bizim köylülerimiz bile kendi evlerinin arazisinde çadır kurarak kaldılar. Yani kendi evlerinden bir komşunun evine bile gitmediler. Çünkü bizim vatandaşlar öyle. Zaten artık biz Karabağ'da bayağı toprağımız işgal altında. Biz oranı geri almak için çaba ediyoruz. Ordumuzu güçlendiriyoruz. İnsanlarımız gece gündüz bunu bekliyor. Cumhurbaşkanımız tüm uluslararası platformda Azerbaycan gerçeklerini anlatıyor ve dünyanın da ekser uluslararası teşkilatları artık Azerbaycan'ın erazi bütünlüğünü destekliyor. Azerbaycan'ın sınırlarının nereden geçtiğini ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğunu artık herkes kabul ediyor. Ama maalesef bildiğimiz gibi Ermeniler henüz de orada gondarma bir cumhuriyet kurmuşlar. Kimse o cumhuriyeti, o respublikanı tanımıyor. Ama bu nedenle de bizim vatandaşlarımız kendi topraklarından, kendi köylerinden çıkmak düşünmüyorlar. Zaten Azerbaycan ordusunun gücüne de inanıyorlar. Bizim ordumuz da Ermenilerin yani hem askerlerini öldürdüler mecburen çünkü cevap vermek lazımdı. Aynı zamanda da çoklu sayıda üslerini ve silahlarını aynı zamanda arabalarını mahvettiler ve Ermeniler sonunda anladılar ki Azerbaycan ordusuyla mümkün değil ve Azerbaycan topraklarını artık işgal etmek olmaz. Aynı zamanda da Ermeniler burada başka bir politika güdüyordular. Biliyorsunuz Ermeniler kolektif güvenlik anlaşmasına üye, anlaşması yapmış bir devlet. Onlar Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'la birlikte bir kendiler arasında bir anlaşma yapmışlar. Onlar düşünüyordu ki belki de Azerbaycan bu sınırları bozacak ve Ermenistan arasında geçecek. Öyle olduğu zaman onlar artık diğer devletlerden destek istemiş olacak. Ama Azerbaycan tabii ki uluslararası tüm anlaşmalara saygıyla yanaşıyor. O yüzden de biz Ermenilere diyoruz ki burada biz savaş istemiyoruz. Bizim savaşacağımız bölge eğer siz topraklarımızı kaytarmasanız, geri vermeseniz Karabağ. Yani o yüzden biz burada yalnız kendi sınırlarımızı koruyoruz. Yani Ermenilere de gereken dersi bizim ordumuz verdi. Ama aynı zamanda da biz o sınırlarda tabii ki savaş istemiyoruz. Çünkü oralar artık uluslararası teşkilatlar tarafından sınırı belli olan bir yer. Zaten Ermeni devleti Azerbaycan topraklarını kurmuş. Bunu tüm dünya biliyor. Zaten iki asır bundan önce Türkiye ve İran'dan Ermeni ailelerini buraya köçürdüler. Daha sonra Azerbaycanlıları oradan Rusya
tamamen çıkardı. Çünkü orada bir bufer, bir bölge, yani Azerbaycan ve Türkiye sınırında yeni bir Hristiyan devlet kurmak istediler ki daha güvenli olsun. Zaten onu da yaptılar. Yani bir defa Azerbaycan topraklarında bir devlet kuruldu, Ermenistan devleti. İkinci bir Ermenistan devletinin kurulmasına biz hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz ve tüm dünya devletleri de Azerbaycan'ın yanında. En esası da kardeş Türkiye. Hep Azerbaycan'ın yanında ve sağ olsun hem manevi hem herbi olarak hem maddi olarak hep Azerbaycan'a destek oldu ve bugüne desteklerini devam ettiriyorlar ve biz de her zaman Türkiye'nin yanındayız. Biz zaten bir milletiz, iki devlet ama bir milletiz. Ha Evet. Azerbaycan, ha Türkiye. Bizim için ikisi de aynı. Doğru. Değişen bir şey yok. 12 Temmuz'da bu olaylar olduğunda hemen sonrasında bayraktarlar gönderildi. İnsansız hava uçakları geldi. Bölgede keşif uçuşu yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Bildiğiniz gibi Ermenistan arazisinde olan Rusya ordusu kendi uçaklarını Türkiye sınırlarına kaldırınca Türkiye ilk önce Ekonomalıları, daha sonra ise SİHA'ları artık orada uçuşlar yapmaya başladılar ve Ermenilere de anlatmak istediler ki biz de Azerbaycan'ın yanındayız sağ olsun. Daha sonra artık tabii ki Rusya mahsus veya Ermenilerin yani kullandıkları bu uçaklar artık bu uçuşlarını dayandırmış oldular. Aynı zamanda bizim Sayın Bakan Yardımcısı Türkiye seferde bulundu ve birkaç resmi görüşler yaptı. Konuşmalar zamanında belli oldu ki ve resmen Türkiye devleti de Rusya'nın Türkiye'nin Sayın Bakan da direkt belirtti ki bizim tüm SİHA'larımız, bizim tüm PUA'larımız ve tüm mermilerimiz hepsi Azerbaycan'ın emrinde. Yani istedikleri kadar, istedikleri gibi kullanabilirler. Bu hakikaten çok önemli bir konuşma, önemli bir söz. Çünkü kimse bu dönemde hiçbir devlet kendi silahlarını başka bir devlete itibar etmez. Yani bu stratejik kardeşlikten bile öte bir münasebet. Yani bu hakikaten de onun siz dediğiniz gibi sayın bizim Haydar Aliyev'in de merhum Haydar Aliyev'in de söylediği gibi iki devlet, biz bir milletiz. Zaten bu çatışmalardan sonra dünyanın ekser başkentlerinde de Türkiye ve Azerbaycan diasporalarının birlikte yaptıkları mitinglerde bir daha buna bir kanıt oldu. Yani bir millet için iki diasporaya ihtiyaç yok. Hem Türkler hem Azerbaycanlılar birlikte bu mitingleri yaptılar ve bir daha Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını, Karabağ topraklarını işgalden azat etmesini istediler ve çatışmanın da hemen durdurmasını istediler. Şu anda Ermenistan'ın tavrı ne? Geri adım attı mı? Yani şu an artık Ermeniler taraftan ateşkes bozulmuyor. Bozulursa da çok böyle yani artık eskisi gibi Karşılık verilir Azerbaycan büyük tarafından. de büyük silahlardan yani iri çaplı silahlardan ateş açmıyorlar. Ve zaten Azerbaycan ordusu da hemen karşılık veriyor. Ya zaten bu her gün oluyor. Ama söylediğim gibi 12 Temmuz ve daha sonraki günlerde yaptıkları gerginlik şu an yok. Biraz nişli sakinlik var ama yine diyorum biz Ermenilerden her şeyi bekliyoruz. Ve Azerbaycan ordusu da 24 saat hazır halde ve Ali Başkomandanımız Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in bir emri yeter ki biz tüm ordu ve bizim vatandaşlarımız hemen sınıra gelip de savaşmaya hazırız. Zaten artık 50 binden de çok bizim könüllümüz ordu sıralarına yazıldılar. Yani könüllü olarak ve biz biliyorsunuz Bakü'de ve Azerbaycan'ın ekser yerlerinde de pandemi olmasına rağmen yani bizde biliyorsunuz dışarı çıkmak yasak. Yani miting veya büyük etkinlikler yapmak yasak. Dünyanın her tarafında olduğu gibi. Dolayı. Ama buna bakmayarak biz pandemini bile göze almadık. Hasta olmaya bile göze almadan herkes miting yaptı. Ve Cumhurbaşkanımıza destek oldu. Bizim gençlerimiz ve vatandaşlarımız, tüm gazilerimiz ki biz savaşa hazırız ve her an topraklarımızı azat etmeye hazırız. Olağanüstü toplandı sanırım meclis veya bakanlar toplandı olağanüstü hemen 12 Temmuz'dan sonra. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız olağanüstü bir toplantı yaptı ve gereken talimatları tabii ki verdi. Biz bu gizli oluyor bu olağanüstü toplantı biliyorsunuz ve gereken talimatlar verildikten sonra zaten Ermenilere gereken
cevapları verildi ve bizim Hakiki şehitlerin mi cevap verildi? şehitlerimizin kisası alındı. Çünkü bizim çok sayıda şehidimiz oldu. Allah onlara bir daha rahmet etsin. Allah Yani rahmet eylesin. Kaç ordumuz o şehidimiz kisası var aldı. Yani bizim bir paşamız, zabitlerimiz oldu, askerlerimiz oldu. Yani 12'nin üzerine şehidimiz var ve çoklu sayıda yaralılarımız var. Çünkü orada? askerlerimiz, onlar da ama şükürler olsun hayatları artık tehlikede değiller bizim yaralılarımızın da. Ve onlar da şu an bizim hastanelerimizde bakım iyi bakılıyor onlara. İnşallah tez bir zamanda onlar da hastaneden çıkarlar ve kendi evlerine gelirler. Ve birçok var ise artık askerlerin yanına, kendi kardeşlerinin yanına dönmek istiyorlar. Türkiye bizim kardeşimiz. Türkiye'nin çok büyük hakkı var ve Azerbaycan da tüm uluslararası projelerini Türkiye'ye itibar etmiş ve Türkiye topraklarından geçerek Avrupa'ya gidiyor. Yani o yüzden de biz çok iyi anlıyoruz ki şu an Türkiye güçlendikçe diğer büyük devletler de Türkiye'nin üzerine geliyorlar. Zaten Türkiye'nin son dönemde yaptığı Suriye diyelim ve diğer Irak'ta ve diğer ülkelerde yaptığı antiterör ameliyatları dünya tarafından artık konuşuluyor. Biliyorum. Muasir dövrün en yani başarılı harp ameliyatları olarak. Çünkü biliyorsunuz en modern silahları kullandı Türk ordusu. Diğer devletlerde, NATO devletlerinde bu silahlar olsa bile onlar direkt çatıda yani savaşta bunları kullanmamışlar. Ama Türkiye en modern silahlarını ve çok modern taktiklerle bunu yaptı. Zaten Türk ordusunun gücünü herkes biliyor ve o yüzden de Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediği mesajlarını belirttikten sonra hem Ermeniler hem de Ermenilere destek veren güçler sakinleşmiş oldular. Zaten son dönemde de Azerbaycan devleti Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uluslararası platformda Azerbaycan gerçekleri sürekli anlatılıyor. Ve son dönemde bu pandemi döneminde de biliyorsunuz Azerbaycan koşulmama harekatına başkanlık yapıyor. Ve oradaki devletlerin, cumhurbaşkanlarının bir toplantısını yaptı. Tüm dünyanın pandemiyle birlikte mübarize aparmaya davet etti. Daha sonra bizim Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bir çağrıda bulundu ve 130 ülke Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemiş oldu. Ve o yüzden de bu Cumhurbaşkanımızın bu mesajına tek karşı çıkan Ermeni tarafı ve Ermeniler de burada pay oldular. Ve o yüzden de onlar bu Azerbaycan'ın başarılarını sindiremiyorlar. Ve aynı zamanda da biliyorsunuz pandemi döneminde çok iş yerleri kapalı halde ve aynı zamanda Ermenistan hükümeti de halkın isteklerini karşılayamıyor. Ve Ermenistan muhalif güçleri artık onların Paşinyan'a karşı kalkıyorlar. Ve o yüzden de onlar bu çatışmanın aynı zamanda yapmakla tüm dikkati tamamen bu soruna doğru çevirmek ve halkın bir daha desteğini almak istiyorlardı. Ama gördüğünüz gibi bu baş tutmadı ve Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan'ın uluslararası dostları, kardeşleri ve Türkiye gereken adımları attıktan sonra Ermeniler kendi yerlerine oturdular. Ama açıkçası biz artık durmamıza ihtiyaç yok. Yani olabilir ki biz bir süre sakinlik olur. Ama biz eğer sülhle bu topraklar geri verilmezse, Karabağ toprakları, biz mutlaka savaş yapacağız. Çünkü Azerbaycan ordusunun başka bir yolu kalmıyor. Azerbaycan devletinin başka bir yolu kalmıyor. Bu sorun çözülmesi lazım.